Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle elimde tek renk yağ yeşili bir Yemeni var arkadaşlar. Ve şöyle aparatım kalem olacak. Bugünkü 21 numara tığım ve sizler için hazırlamış olduğum modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle modelimi sizlere iğneden tığa olarak bir iğne yasını tığa çevirerek anlatmıştım. Fakat şöyle yaprakları düz böyle kirpiksiz bir şekildeydi ve ucundaki iğneden tığa çevirdiğim modelimde yapılışı biraz daha el işçiliği isteyen bir modeldi arkadaşlar. Şöyle yeşilini, bu çimen kısmının yapılışını o kadar çok sevdim ki, o kadar güzel duruyordu ki, bu şekilde de şöyle sizler için tığa çevirmek istedim. Bunu ben kendim arkadaşlar sizler için aynısından yapacaktım. Düşündüm, bu yapacağım yaprak bu şekilde kirpikli olacağına göre çimeni de ona benzer böyle takım şeklinde kirpikli olsun istedim arkadaşlar. Bakın, çok güzel, zarif, sallantılı bir model olsun istedim. Daha öncekinde pipet kullanmıştım, meyve suyu kullanmıştım. Biraz daha hani yaprak kısmı büyük olduğu için o daha narin, ince, sık iğneli 3 tane kirpiği olan bir modeldi. O hem daha çok ütüye giden, bakın arka kısmından da şöyle yaprak kısmı uçlarına rengarenk yaprak, çimenine de sade bu yağ yeşili tülbentinden hazırlamış olduğum modelim. Şöyle ipimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Birebir 732 numara ipimle tülbentim aynı renk. Evet, bir de tülbentimi toplayıp şöyle ışıkta beyaz zemin üzerinde de modelimi göstererek başlayalım arkadaşlar anlatmaya. Şöyle yakın planda tutuyorum. Bakın, her şekli gözüksün diye bu şekilde yakın planda tutuyorum. Şöyle. Evet, ışıkta da beyaz zemin üzerinde görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Evet, çok güzel. Alt çimenini arkadaşlar çok aşırı hani yapımı da kolay. Bakın, az şu başlarken de bu şekilde başlayacak. Benim devamı olmadığı için arka tarafını o şekilde yapmak istemedim görüntü açısından. Şu şekilde bakın. Şurada ve hemen onun yanında da bu şekilde kalemle ilmekler çıkarıyorum. İki tarafından ortaya da yaprağı yaparak başlıyorum. Daha önce kirpiksiz halinin çimenini zaten devamlı izleyiciler bilir. Yeni izleyen, videoma rastlayan kişi için anlatmak istedim. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçebiliriz. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. Dört kenarını da tığladık. Şimdi 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. İlk başlar gibi başlayacağız. Her zamanki gibi 4 tane tığ battığı yaptık. Şimdi bakın, sık iğneyle ipimizi sabitliyoruz ve 3 defa zincirimi çekip tığ battığımın içine girip 5. tığ battığı yaptım. İlk başlarken bakın, şuradan gerisi bize ait. İlk başlar gibi başladık. Bir zincirle düz yüzüne döndüm. Şöyle. Hemen yanındaki sık iğneyi kapatıp 5 zincir. Buraya kapattım. Bakın, 5 zincirden yuvaya 2 tane gitti bu şekilde. 3 tane de ara mesafesi olarak kaldı. Toplam 5 tığ battıyı bu şekilde kullandık. Bir zincirle düz yüzüne dönüyorum. Şöyle bir sık iğne yapıp sık iğnemin üzerine bir zincirimi çekip ipimi uzattım. Aparatımı, kalemi getirip taktım. Bir tane buraya ilmek çıkardık. Bakın. Şöyle. Bu şekilde yapınca arasında açıklık olmuyor. Tığımı doladım. Sık iğne yaptım. Şöyle bakın, bir iki tane zincirimi çekip aparatımı çıkardım. Bakın. Bu yüklükte bir ilmeğimiz oluyor. Bir defa doladım iki zincirimin üzerine. Yuvaya giriyorum. Şöyle iki ve iki. Bakın, bu şekilde bir trabzan, dört zincir. Şöyle kapattım. Bakın, bir
tane kirpik. Trabzanın arasına kirpik. Demin bir defa dolamıştık. Şimdi iki defa doluyoruz. Ve 2, 2, 2 alarak bu şekilde trabzanımızı hazırladık. 4 zincir. Evet, kapatıyorum trabzanımın arasına. Bu şekilde ikinci kirpiğim. 1, 2 ve 3 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, şöyle 2, şöyle 2, 2. Bakın, bu şekilde üçüncü kirpiğimizi yapacağız. 4 zincirimi çektim. Evet. Bir defa doladık. 2 defa, 3 defa tığımızın başını doladık. Son olarak yine 3 defa doluyorum. Lakin bakın buradan tek alıyorum. Dip kısmında 1, 2, 2, 2 ve 2. Evet. 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Son yaptığım trabzan. Toplamda 4 tane kirpik yapıyoruz. 1 yaprağı. Geri kalan kısmı da 8 tane sık iğne ile de yapıyorum. Bakın şöyle bir iğneden tığa dönüşüm olduğu için, bu sık iğne zarif olduğu için bunu tercih ettim. Normal sık iğne de yapabilirsiniz. Şart değil bu sık iğne arkadaşlar. 4, 5, şöyle 6, 7 ve 8. 8 tane bu şekilde yaprağı yaptık ve 9.'yu da yine yuvada yapıyorum. Bakın, bu şekilde sık iğnemi yaptıktan sonra ilmeğimi uzatıp şöyle aparatıma takıyorum. Bakın şu şekilde tığımın başını bir defa dolayıp yuvada ilmeğimin aşağı kaymaması için bir sık iğne yapıyorum. Şöyle net gözüküyordur inşallah. Bir de bu dönüşüm yaptığım tığ battının üzerine tane daha sık iğne yapıyorum ve iki tane zincir çekiyorum. Sadece bu ilk tığ battığımda iki zincir çekiyorum. Üç zincir büyük atıyor. İki zincir olunca şu sık iğne ile beraber arkadaşlar aslında 3 oluyor tığ battıdaki. Denersiniz. Eğer büyük olmazsa arkadaşlar siz 3 de çekebilirsiniz oraya. Evet, şimdi yine 5 tane sık iğne yapacağız. Bakın ilk geldiğimiz noktaya geldik. Yapmış olduğumuz yaprağımız bu. Şöyle 4 tane kirpikten 8 tane sık iğneden ve yanlarında da bu şekilde 2 tane ilmekten oluşan bir yaprak hazırlayarak gidiyoruz. Bir tane daha yapalım. Şöyle 5 tane buraya tığ battı yaparak başlıyoruz. 2 oldu. 3 zincir. 3 3 zincir. 4 3 zincir. Ve 5. Evet. Şimdi ilk başlar gibi başladık. Bakın 5 tane 3'er zincirden tığ battığımız hazır. Bir zincirle dönüşümü yapıp sık iğne ile girdim. Şöyle ve 5 zincir. 3, 4 ve 5. Hemen yanındaki tığ battıya giriyorum. Şöyle bakın arada 3 tane tığ battığımız mesafe olarak kaldı. Şöyle bir zincirle dönüşümü yapıp sık iğnemi yuvada kapatıp bir zincirimi çekiyorum. Şöyle sık iğnemi sağa doğru yaklaştırıyorum. Şimdi aparatımı alıp bakın bu şekilde ilmeğimi taktım. Ve şu şekil alınca arada fazla açılma olmuyor. Tercih ederseniz arkadaşlar bakın. İki tane de zincir çekiyorum sık iğneden sonra. Şimdi artık kalemimiz bize rahatsızlık vermemesi için çıkardık. Yaprak yapımına başlıyorum. Bir defa tığı dolayıp 2, 2 alarak bir trabzan, 4 zincir. Kapatıyorum. İlk kirpiği bu şekilde hazırladık. Şimdi bir defa daha tığ dolamasını artırdım. Her trabzan yapış bir dolama çoğaltıyoruz. Şöyle 2, şöyle 2. 1, 2. 3 ve 4 zincir. Kapattım. Bu şekilde. Şimdi yine bir dolama artırıyorum. 3'e çıkardım. 2 2 alacağız yine. Kalın ve güzel trabzanlarım olsun. Şöyle dolgun bir yaprağım olması için arkadaşlar. Bu şekilde 2 2 alarak yaprak hazırlıyorum. 4 zincir. Kapattım.
kirpik olarak 3 defa doladım. Sonuncuyu da 3 defa doluyorum. Üzerine sık iğne yapacağımız için şöyle 1 alıyorum. 2 2 bir tık daha büyük yapıyorum ama 1 alarak dibinde sonuncuyu bu şekilde. Evet, 4 zincirden kapatıyorum kirpiği ve buraya 8 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şöyle 1 2 zarif olması için ipinizi güzelce esnetin. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğneyi yaptık. Şöyle bakın. 9.'yu da bu 5 zincirli ana yuvada yapıp oraya da bir tane sık iğne ile iniş yapıyorum. Şöyle bakın, yaprağımız yine tamam oldu ve bir zincir çekip ipimi uzatıp hem başa hem sona bu şekilde arkadaşlar bir ilmek takıyorum. Bakın, ilmeği taktıktan sonra tığımın başını bir defa dolayıp bu aynı yuvanın dibine bir tane sık iğne yapıyorum ki ilmeğimi destekleyeyim. Bir tane de tığ battığının, her ikisi de aslında bu ilmeğimi destek için hem de biraz yukarıda durmasını sağlıyor. 1 2 zincir. Sadece ilk tığ battım 2 zincir. Diğerlerini arkadaşlar diğer 4 tane tığ battığı 3'er zincirden yapıyorum. Onun sebebini de açıkladım. Buradaki sık iğne ile beraber 3 oluyor. Eğer 3 zincir çekersem 4 zincir büyüklüğünde durduğu için orasını 2 sık iğneye çekiyoruz. Şöyle 3 zincir, yine 5 tane tığ battı mesafesi verip sizler devam edeceksiniz. Şöyle bu şekilde 4 oldu. Bu da 5. tığ battı. Evet. Bakın, çimenimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle ilmeklerden tutup bu şekilde bakın sallantılı rengarenk yapraklar yapacağız. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi yaprağımız da aynı, yapılış tarzı aynı arkadaşlar. Onun yapılışına da geçelim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ilk ilmekten tutuyorum. Dönük olmamasına özen gösterelim arkadaşlar. Sağa sola dönmediğine. Kalıp gibi çıktıysa dönmüyor genelde, bakın benim ilmeklerimi kalıplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet, bakın iki tane ilmeği iç içine geçirip ortasından sık iğne ile sabitleyip yuvamızı oluşturduk. İki zincirimi çektim, bir defa tığımı dolayıp şöyle bakın, bu iki yeşilin yuvası, iki ilmeğin arası bizim yuvamız olacak. Şöyle iki alarak trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Bu ilk kirpiğimiz. 2 defa tığı doladım. Her trabzan yapış şöyle dolamaları artırıp o şekil yapıyorum. Şimdi 3 seferde 2, 2 yine ama 3 seferde alıyorum. 4 zincir. Ve kapattım. Bu da ikinci kirpiğimiz. Şimdi bir defa daha tığımın başının dolamasını artırıp 3'e çıkarıyorum. Yine aynı yere bütün trabzanları bu iki ilmeği birleştirdiğim noktaya kapatarak şöyle 2 2 şöyle bunu da 4 seferde aldım. Bakın, 2 seferde, 3 seferde, 4 seferde. 4 zincir. Kapatıyorum. Evet. 3. kirpiği de oluşturduk. Şimdi yine 3 defa doluyorum. Lakin şuradan şöyle bir defa alıyorum. Bakın, 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4 ve sonuncuyu da 5 seferde çıkardık. Yine 4 zincir, yine trabzan arasına kirpik. Geri kalan kısmı yine 8 tane sık iğne yapıyorum. Bakın, 1, şöyle 2, net gözükmesi için şöyle tutayım size doğru. 3 4
5, 6, şöyle bakın. 6, 7 ve 8. Evet, yine 8 tane, bakın bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Aynı yeşillerde olduğu gibi 9'uncuyu da buraya şöyle sık iğne ile sabitleyip üzerine de bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kopardım. Şöyle yaptığımız yaprağımıza bakalım. Arkadaşlar şu ilmeklerin arasından, iki ilmeğin arasından böyle güzel bir yaprak hazırladım size. Şimdi bir tane de turuncu yapalım. Şayet ışıktan net çıkmadıysa. Evet, şöyle turuncuyu da yapalım. Yine aynı şekilde bakın. Buradaki ilmeğin dönük olup olmadığına bakıp arasından geçiriyorum. Diğer ilmeğin arasından geçip şöyle dönük değil arkadaşlar. Şimdi yapabiliriz yaprağımızı. İki zincirle başlıyorum. Bir defa tığımı da yine aynı iki ilmeğin arasını şöyle iki iki alarak tırabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum. Bu şekilde. İki defa tığı doladım. Aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 seferde. 1, 2, 3. Şimdi bir defa daha artırıyorum. İlmeğin arasına girdim. Şöyle 2 2 2 ve 2. Bakın 4 seferde aldım tırabzanımı. 4 zincirimi çekip kapatıyorum. Evet, yine 3 defa. Sonuncuyu da 3 defa lakin 5 seferde çekeceğiz. Yine bu yeşil dalın arasına giriyorum. 2. Şöyle tekrar alalım arkadaşlar. 3 defa doladım. Hemen ilmeklerin arasına giriyorum. 1, 2, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Trabzanın arasına girip buraya bir tane tomurcuk yapıyorum. Geri kalan kısma 8 tane sık iğne yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bakın hafif bombililik olsun diye. 7 ve 8. 9'uncuyu da yine bu trabzanları yapmış olduğu yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine de bir zincirimi çekip ipimi kopardım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Rengarenk çok güzel iğneden tığa yapraklar oldu. Şöyle hemen ben bu ipleri yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet. Modelimizin yapılışını tamamladık. Bakın arkadaşlar şöyle yakın tutayım bir de. Çok tatlı oldu. İstediğiniz renkleri bu şekilde koyabilirsiniz. Bakın sallantılı hoş bir model oldu sizlere. Hangi renkleri seviyorsanız, hangi tülbentin rengini seviyorsanız bu şekilde yapıp ayarlayabilirsiniz. Evet, gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Şu sallantılı duruşu çok hoş duruyor. Hele böyle yaşmak yapıp alnına döküldüğünde rengarenk yapraklar ayrı bir güzelliği oluyor. Şöyle sallantılı duruşu oluyor. Modelimiz bu arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.